Esselamu Aleyküm değerli Rehber TV izleyicileri. Bir kitap tahlili programıyla daha karşınızdayız. Konuğumuz ilahiyatçı yazar Faruk Telci hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Merhabalar hocam, nasılsınız? Allah razı olsun, siz iyisiniz, afiyet Allah razı olsun, olsun hocam. Rabbim iyisin inşallah. Amin inşallah. Hocam muhakemat kitabından devam edelim isterseniz. Evet. Yarıda kalmıştık. 9. mukaddimede kalmıştık. Evet hocam. Bismillahirrahmanirrahim ve bihin nesta'in. Evet, dediğiniz gibi 9. mukaddeme okulu tabi giriş cümlesiyle okulu selime yanında muhakkaktır ki hilkatte hayır asıl, şer ise tebeidir. Üstad hayır şer konusunu burada işliyor ki kadim bir meseledir. Evet. Yani batıların deyişiyle teodis ediyorlar. İyilik kötülük problemi. Giriş cümlesi önemli. Okulu selime yanında. Okul akıllar, yani selim. İslam'da bilgi kaynakları aklı selim, havası selim, duyu organları dediğimiz, evet, ve tevatürdür. Yani bu bilgilerin İslami anlamda bir bilgi edinmek için bunlar temeldir. Ya duyu organlarıyla edinilmesi lazım bir bilginin, ya da aklı selim, ki daha önce de biz işlediğimizde burada şöyle bir cümle vardı. Akıl nakil, akıl ve nakil, evet, çatışırsa, yani orası buraya, burası oraya bir atıftır. Yani akıl saf olacak ama saf, kuşatılmamış akıl. Aklı selim işte diyoruz. Yani selim manası gayet önemlidir. Selim demek selamette, yani başka şeyler bulaşmamış. Ve tevatür engelen bilgi. Özellikle Kur'an-ı Kerim ve hadisler için. Bunlar ilmin temelini oluşturur. Bu aklı selim olanların yanında, yani fıtratı bozulmamış, temiz olan akıl sahipleri katında yaratılışta hayır asıldır. Şer tebeidir, yani ona bağlıdır. Hatta var mıdır yok mudur şeklinde geniş tartışmalar olmuştur. Devamla hayır kulli, şer içe cüz'idir. Yani kulli olan, bütün evrende var olan hayırdır. Evet. Hatta Allah-u Teala'ya dahi hiçbir zaman, yani ayette ve hadislerde şer nispet edilmez. Hatta bir hadiste diyor, Allah-u Teala'nın iki eli de hayırdır. Fakat şu mesele var, evrende gördüğümüz şeyler nedir? Bu tabiatta, yaşamımızda gördüğümüz bazı, bize göre belki de şer dediğimiz şeyler vardır. Üstad hem burada hem başka yerlerde şöyle, tabii ikisini beraber düşünürsek şuraya geliyor. İki çeşit durumla karşı kalıyoruz. Birisi felaketler, musibetler gibi şer zan edilen ya da öyle algılanan şeyler. Bir de ahlaki anlamda şer olan hususlar vardır. Bunların da Üstad hakikaten bu alanda çok derin düşünmüş. Yani özellikle Resaillerini yazdığı dönemde daha bir yoğunlaşmış. Ki günümüzdeki de büyük gençler arasında cidden, yani piyasa adamı olmaktan öte cidden gençler arasında böyle şeyler soruluyor. Bazı hususlarda gençler hatta bizi zorluyorlar. Üstad dahi bir iki noktada, yani zorlanmış, fakat epey derin tefekkürle bazı cevaplar vermiştir. Bu cevapların birinde özellikle Esma-i Hüsna'yı göz önünde bulundurarak, yani alemdeki tecelliyatın esmadan olduğunu ve nakaş-ı ezeli ifadesini kullanıyor. Allah-u Teala'nın dünyaya, kainata yerleştirdiği o edebi sanat şeklinde, yani mükemmel yaratılışın asla şerri intihar etmediğini, aslında temelde hayır, küllü dedik. Yani bütün insanlıkta, evrende var olan hayırdır. Fakat kendi o hayatından da örnekler verir. Daha sonra yaşadığı bazı olaylarda kendisine zulmedenler. Bu tür hususlarda mesela kendisi de hatta diyor, bu kadar şer, mesela birileri bana kötülük ediyor, yine onları affediyorum diyor. Yani fakat bazı şeyler de hakikaten kötülüğe bulaşan, ne desin, nefsiyle bütünleştirenler neyse, şerle birleşmiş olanların da bütün aleme, sonra da yine gelecek bu ifadeler, bütün aleme, aslında aleme karşı bir cinayet işlediğini söylüyor. Beni Adem'den bahsederken, evet, özellikle. Onun için bunlara, hatta kendisi diyor ki, yani alemin her bir nevine dair bir fen teşekkül etmiş. Fen kavaid-i kulliyeden ibarettir. Ve yani kavaid-i kulliye ise, hani antropoloji mi var, sosyoloji mi var, fizyoterapi, fizyoloji var. Özellikle fen bilimlerinde ihtisaslaşma vardır. Yani derin. Şimdi bunların kavaid-i kulliyeden ibaret ediyor bütün fenler. Kulliyeti kaide ise o nevde olan hüsn-i intizamına keşşaftır. Yani diyorum, biz insanlık alemine düşen, insanlara düşen
özellikle fen bilimlerinin gelişimiyle evrendeki bu mükemmelliği görmektir. Yani intizamı görmektir hakikaten. Bugün okuduğum bir haber. İşte bir göktaşı dünyaya doğru geliyor. Bilim adamları dünyaya çarpma ihtimalinin yüksek olduğunu, işte çarpması 9000 TNT gücünde falan filan. Yani haşa haşa Allah yokmuş gibi yaşadığımızda aslında her an yok olabiliyoruz. Bir felaketler başımıza geliyor. Ama üstad özellikle bu hususu kainat kardeşimizdir başka yerlerde. İnsanlığın kardeşidir. Ve hüsn-i intizam yani diyor mükemmelliği gör. Görürsen, bu bakış açısıyla bakarsan ve iyi de düşünürsen, insaniyetin gerektiği şeyi yaparsan şer azalır. Evet. Hatta hocam, bununla ilgili de Gazali'den epey okumuş üstad. Gazali'de şu vardır diyor. Alemde var olan, yani leyse fil imkani ebde'u min makane. Var olan bu evrendeki şu yaratılıştan daha mükemmeli olmazdı. Tabii tartışılmış fakat yani dediğimiz gibi asıl olan bakış açısıdır biraz da. Öbür şeyler ise birbirine bağlantılıdır. Mesela şer zannedilen şey bazen şer olmayabilir. Evet. Sonuçları itibariyle hayır olabilir. Yani bir bütün içinde değerlendirilirse çok farklı neticeler elde edilebilir. Yani hocam kısaca şunu diyebilir miyiz? Bir iğne ustasız olmaz. Hani üstadın tabiriyle. Bir iğne ustasız olmazken nasıl oluyor da bu kainat bir ustasız, bir yaratıcısız, evet, bir düzen koyansız olabilir. Öyle olunca işte insan diyor bu alemde haşa bir serseri alem var. Her an her şey yok olabilir. Her an her şey olabilir. Ama onu yapan varsa onun ilkelerini de belirlemiştir. Velhamdülillah intizam vardır. Evet muhakkak. Hocam üstad burada da şeyden de bahsediyor. Gelecek Asyalıların ve Müslümanlarındır diye. Evet. Umut var oluşudur. Evet. Hatta ondan önce hocam ben o sayfada, ilk sayfamızda bir iki şey var. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra şerrin yani tebe'i olduğunu, asıl olmadığını, dolaylı olduğunu anlatırken bir insanlık kıyasını yapıyor. Daha önceki bölümde de bahsettik. Müslümanların kıymeti, değeri anlamında diyor varlık içerisinde en değerli olan insandır. Başka bir yerde diyor insanlık varlık aleminin meyvesidir. Hani her şey insanın yaratılışına hazır hale getirildi. İnsanlık içerisinde, beni adem içerisinde en iyileri de Müslümanlardır. Müslümanlarda da ekmel olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani kainat kardeşi onun için diyor Müslüman başkasıyla bakıldığı zaman her şey hal olur. Evet. Dediğiniz gibi o ne hocam bir daha o Asyalılarla gelecek ilgili. Asyalılarındır ve Müslümanlarındır diyor. Bunu hocam ilginçtir. Yakın bir zaman üstadla aynı asırlarda yaşayan Malik bin Nebi de konuşurken aynı şeyi söylüyordu. Asyalara, Çinlere vurgu yapıyordu. Demek ki gerçekten tefekkür etmişler. Bazı şeyleri deneyimlemesine irdelemişler. Hakikaten de hocam günümüzde de bu biraz doğrulanmamış mı? Evet hocam kesinlikle. Yani mesela biraz geçmişe gidersek Vasco da Gama'nın Hindistan'ı keşfinde İbn-i Macit'in bilgilerinden faydalanarak Hindistan'ı keşfediyor ama yani geçmişte de vardı burada bir kesinlikle hikmet. Yeni değil. Çok bilgin alimler var. Evet. Ve bu şu anda da onların ilimleriyle hala faydalanılıyor. Ha, o temel yani evet, alınarak. Yani mesela İbn-i Sina'nın tıp kitapları Amerika'da uzun yıllar okutulmuş. Evet. Böyle çok fazla örnek var. Ve şimdiye bağlarsak eğer üstadın deyişiyle şu anda Çin'in mesela dünyaya hakim olma, 2050'de dünyaya egemen olma hayalleri var. Yani şu anda çok büyük hazırlıklar içerisinde. Amerika'da onun farkında olduğu için sürekli ona yükleniyor. Aralarında bir savaş var. Ama bu soğuk savaş gibi bir şey. Yani tam olarak evet, bizatihi savaşa dönüşmemiş ama tam soğuk savaş olarak. Dönemin savaşları farklıdır hocam. Evet, aynen. Ekonomistlerin başını çektiğin. Şimdi üstad bunu da söylerken bazı maddeler zikredecek. Yani niçin? Yani ben söylerdiğimde acaba hani yani İşkeyim Bey Kübra'dan mı atıyorum değil. Tabii Asya derken Müslümanlar da var, diğer medeniyetler evet, de var. Evvel birinci birkaç madde sayıyor. Bunların birincisi maarif ve medeniyetle mücehhez olan yani kendini iyice donatmış olan İslamiyet'in hakiki kuvvetidir. Yani İslam ki ilk emri okudur, ilme verdiysin evet, verdiğiniz İbn-i Macid gibi büyük alimler de bunu ispatlıyor. İkinci bir husus olarak da buna ihtiyaç vardır. Hakikaten insanların ihtiyaçları, üstad aslında Batı'yı da anlatırken onu söylüyor. Yani Batı'da da bunların, Batı'nın ilerleme nedenlerinin önemlerinden bir tanesi ihtiyaçtır.
ihtiyaçlar keşifleri getirir. İhtiyaçlar mucitleri doğurur. Yani bir şeye de ihtiyaç varsa alim de çıkar. Bir ihtiyacı şiddetli bir ihtiyaçları var. Ya düşünün yani 1,5 milyar insan var. Hindistan'da da tahmin ucu evet, var hocam. Artık Çin'de de. Onlar da bazen karşılanmıyor. Hatta Çin malı diyoruz. Yani birçok şeyi de taklit ettiler. Evet. Şu an cidden at başı gitmeye çalışıyor ama bir dönem taklit. Bu ihtiyaç, insan bir şeyin ihtiyacını hissederse o alanda bir şey yapar. Mesela biz Müslümanlar bir şeyin ihtiyacını hissetmezsek hiç kılımızı kıpırdatmayız. Bugün Müslümanlık zarar görüyor demezsek Müslümanlıkla ilgili bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. Yani bu ihtiyacı bizim hissetmemiz lazım. Endişe sahibi olmamız lazım. Ve bir rekabettir diyor. Onlara karşı bir kin de var. Yani geri kalmış ve sömürülmüş olmasından dolayı. Dördüncü maddede 4 tevhid ehlinin birleşme, tevhid-i kelime yani kelimelerinin bir oluşu, medeniyetlerinin zihinleri aydınlatması özellikle bir birikim olduğundan bahsediyor. Yani bu medeniyetlerin birikimlerinin ortak havuzda cem edilmesi, özellikle bir bedeviyet kelimesinden bahsediyor. Bedeviyetin lazımı olan selamet-i fıtrat. Şimdi Allah Resulü dönemini anlatanlar da öyle diyor. Yani bedevilik derken bildiğimiz anlamda bedevilik değil, üstad farklı anlamlarda da kullanıyor. Mesela bazı medeniyetler var. İran medeniyeti var, Bizans medeniyeti var, Çin var. Arapların böyle köklü, beyinlerini işgal eden bir medeniyet anlayışı yoktu. Saftılar. Bedeviyeti üstad o anlamda kullanıyor. Yani Müslümanlar bazı açılardan biraz zihinleri saftır ve daha almaya müsaittirler. Müsait. O anlamda kullanıyor. Ve büyük bir istidat da var bu alanda. Ve diyor Müslümanlarda bir umut varlık da vardır. Ki Üstad bunu özellikle söylüyor. Umut var olun bağlamında bazı sözleri vardır. Hocam ilginçtir. Bu başlık altında Üstad'ın şöyle bir şeyi var. Şimdi özellikle bir dönem Türkiye'de öyle anlatıldı Üstad. Birileri kötülemek de için öyle dediler. Haşa Üstad sanki yani kapitalistlerin istediği tarzda bir yaşam sürmüş gibi. Çünkü komünizme vurunca yani yaşadığı çağın hakim fikri olarak evet. Bolşevizm diyor onlara vurunca birileri üstadı farklı yere çektiler. Halbuki daha 1910'lu yıllarda yazılmış bunu daha önce. Yani üstad hangi dönemde İslamiyet aleyhine bir şey görmüşse, bir zarar görmüşse onu yazıyor. Mesela kapitalizme sert eleştirileri bizim bu İslamiyet ve Asya'nın istikbalini anlatırken diyor ki Avrupa medeniyetinin geri kalışını çünkü hani geri de kalacak diyor. Onlar diyor faziletli şeyleri terk ede geldiler. Evet. Görüyoruz insanlığı terk edip artık hayvana yatırım yapıyorlar. Evet, ve diyanetsizlik var onlardan. Diyanetsizliğin neticesi sonucu olarak merhametsizlik vardır. Bu merhametsizlik onların arasında uçurum diyor yerleşti. Daha 1910'lu yıllarda ve maişetteki, yaşamdaki, geçimdeki büyük farkların olduğunu söylüyor. Sert kapitalizm eleştirisidir üstadım bu. İlginçtir. Yani bunlar pek hani eski saydım özellikle bu ifadeleri önemlidir bu açıdan. Bunun da diyor tek ilacı zekat müessesesi gibi bir müessesedir. Yani bugün Avrupa niçin? Şimdi 1910. Avrupa ondan sonra kaç büyük dünya savaşı yaşadı? İki. Hocam temel sebebi bu değil midir? Sömürü yarışıydı. Evet. Hatta Almanya ile Fransa arasında Alsace-Lorraine öyle bir bölge var. Onun için yani büyük savaşların nedenlerinden biri evet. On binlerce insan öldü. Üstadın bak tahmini yani bakış açısı ve bu sonucu iyi görünmüyordu Avrupa'yı anlatırken de. Çünkü o doyumsuzluk, her şeyi ben alacağım o toplum arasında da uçurum yerleştiriyor. Ve diyor bu onların akıbetini iyi göstermiyor ki. Gerçekten üstadın bu kitabı yazıştan iki büyük dünya savaşı cereyan ediyor. Evet. Bu yönüyle ciddi ders alması gereken bir şey. Fakat Üstad hocam şeyi de sunuyor. Reçeteyi de sunuyor. Asya'nın bahtını İslamiyet'in talihini açacak yalnız meşrutiyet ve hürriyettir. Evet. Üstadın hocam hayatında hürriyet çok önemlidir. Meşrutiyet ki Abdülhamid Han'la da anlaşamadıkları noktalardan biridir. Evet. Hatta sürekli tekliflerde de bulunmuştur. Daha önce de anlattık cumhuriyetçi olduğunu söylüyor. Karınca örneğini vermiştim. Şimdi meşrutiyet ve hürriyet fakat şeriat-ı garranın emrinde olmak kaydıyla. Hocam bugün 110 yıl önce. Peki bugün İslam ülkelerinin temel sorunu bu değil midir? Kesinlikle hocam. Yani bir ülkeleri genel düşünelim. Yani kendi kendilerine hareket edemiyorlar. Hep dış menşilli evet. Hareket ediyorlar. Birilerine... Bağımlı. Bağımlı evet. Meşrutiyet bile yok. Yani krallıklar mesela. Ama katı krallık.
Hani evet. Avrupa'da da sembolik var ama değil. Katı krallıklar ya da hürriyet. Hatta meşhur bir sözüdür. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz asla. Yani çünkü hürriyetin olduğu ortamda diyor fikirler özgürce ifade edilir. Yani üstadın hayatının temel, ki zaten İslam'ın temel ilkelerini anlatırken de hani itikat, nübüvvet, maat, yani haşr ve adalet diyor. Evet. Bunun olması için de fikirlerin serbestçe, tabi hakaret olmayacak şu bu filan şartları var. O hürriyet ortamının olması lazım. Üstad bu üzerinde özellikle duruyor. Dediğim gibi şeriat-ı garranın, bu bütün Müslüman ülkelerden gerçekten özgürlüklerini kazandı birçok ülke. Ama çoğu diktatöryal sisteme girdiler. Evet. Ya da bir grubun hegemonyasına girdiler. Yani Türkiye'de de bir dönem bunlar yaşanmadı mı? Ta yakın zamanımıza kadar. Evet, yani bir klik bütün her şeyi ben yönetirim anlayışında halkın bütün tercihlerine mesela karşı çıkan bir anlayış. Demek ki Müslümanların özgürleşmesi, gerçekten ilerlemesi için meşrutiyet yani halkın kendini ifade etmesi hem rey dediğimiz yani hem fikir hem de fikrin evet. yansıması olan belki yönetim gibi alanlarda da olması lazım. Allah rahmet eylesin. Gerçekten Amin. Müthiş tespitler yani. Yani hocam kısaca şunu diyebiliriz. Toprak olarak özgürleştiler ama zihinsel olarak işgal altında kaldılar. Ondan dolayı da ilerleyemediler. İşte hocam aynısını yani değil mi ya aynı asırda yaşayan hocalar hemen hemen Malik bin Nebi'de de var. Cezayir kurtuluşunu da yaşamış. Evet. Bu gidişatın istendiği tarzda olmadığını görünce diyor mesele toprakları özgürlük sadece o değildir. Zihinlerimizin de özgür olması, evet. onların tasallutundan, bize egemen olanların tasallutundan kurtarılması lazım. Değilse netice ortada. Evet. Hala mesela Cezayir bile hala o çetrefilli dönemleri aşamadı. Şu an resmi dili hala Fransızca hocam. Fransızca. Hem Fransızca hem kendi dilleri. Birkaç tane ana derslerin de Fransızca öğretildiğini evet, evet. biliyorum. Yani ana dersler. Arkadaşlar vardı okuldan. Hı hı. Hala resmi dillerinin Fransızca olarak kullanıldığını söylüyordular. 9. mukaddime hocam genel ilkeleriyle orada üstadın bir şeyi vardı yine 9. mukaddimenin ilk başlarında. Hocam diyor geleceğin bize yani tam bizim geleceği elde etmemiz için eşhastan kat'ı nazar nevi ve umumi husn ve hakkın meydana gelmesi istikbaldır diyor. Yani eşhastan dediği kat'ı nazar etmemiz kişi öncelikli değil, ilke öncelikli yaşam. Bizim mesela üstad da bir kişidir. Fakat özellikle kendi ifadelerinde şöyle bir şey var. Hani ben faniyi sevmem, yani fani olanın peşinden evet. gitmem. Yani kendisi de diyor hakikatlerin peşinden gidin. Risalede doğru şeyler varsa benimdir. Estağfurullah. Doğrular Allah'tandır, güzellikler Allah'tandır, yanlışlar nefsime aittir. Buradan kasıt şudur. Biz geçen programda hani konuştuk hatırlıyorsunuz. Evet. Hakikatlerin peşinden gidelim. Büyük bir insandan çıkan bir hata onu küçük düşürmez ki mezhepler böyle çıkmış, geçtiği anlayışlar Müslümanlıkta da ilkeleri diyor esas alalım. İlkeleri esas alırız inşallah istikbal bizimdir olumlu düşüncesini izhar ediyor burada. Evet. Gene hatırlıyor hocam 9. mukaddime bu şekilde. Hocam 10. mukaddimeye geçelim isterseniz. Anlayış için örf ve gelen genel kabul esas alınır evet. diyor. Yani sizin de az evvel bahsettiğiniz gibi biraz. Örf, şimdi diyelim ki ben size bu kalemi sattım. Evet. Fıkhi bir konudur da bu. Kaça sattım? Mesela pazarlık yaptık. Ne kadar? 5 dediniz. Evet. Ben 6 dedim. 5,5'te anlaştık. Şimdi ben size sattım, siz bana iade ettiniz parayı değil mi? Dolar üzeri mi, lira üzeri mi ya da dinar mı, riyal mı? Hangi para birimi olabilir? Türkiye'deysek TL. TL'dir. Hiç kimse başka bir şey diyemez. Evet. Bu örftür. Şeriata aykırı olmadığı müddetçe. Yani bu bir örnektir. Fıkhi açıdan da bir örnek. İnsanların yaşamında örf önemli bir husustur. Evet. Bunu çünkü Kur'an'ı anlamaya getirecektir. Kur'an anlayışında bu önemlidir. Çünkü o şöyle bir mukaddemesi vardı girişin. Bir kelamda her fehme gelen şeylerde mütekellim muahaza olunmaz. Siz bir cümle okuyorsunuz. O cümleden değişik değişik şeyleri Ali gelip diyor ki ben şundan şunu anladım. Kitabın yazarı diyor ki ben onu kastetmemiştim. Başkası diyor ben bunu ya da bazıları bilinçli olarak bir cümleden bir ifadeden bir anlam çıkarırlar. Evet. Buna günümüzde niyet okuma deniyor.
yazar diye ben onu kastetmedim. Ben kastım şudur, net bu. Yani işte böyle bir durumda bir kişinin bir konuyla ilgili cümlesi, yazarı neyi kastetmişse o esas alınır. Velev ki diyor, onun niyeti farklı bir şey değilse, yani eğer onun niyeti orada başka bir şeyi kastetmekse eyvallah. Ha, onu kast aslında o niyetle yazmışsa başka karine dediğimiz yani onu anlama o anlamı çıkarmaya vesile olabilecek başka cümleler varsa hariç. Mesela modern dünyadan örnekler verelim. Özellikle İslam'ı seküler şekilde algılayan son dönemde deizm diye bir şey çıktı. Evet. Mesela Türkiye'de de kitap yazanlar oldu. Deizmi öven dindar bazı hocalar. Ben bir makale okudum, şok geçirdim. Yani adam tarihte ne kadar aykırı görüş belirten Müslümanlar varsa, hatta ehl-i sünnet dışında mezhepler varsa hepsini getiriyor diyor. Bunların hepsi deisttir. En meşhur örneği de Mutezile üzerinden verir. Şimdi mesela bu insanın görüşüyle gittiğimiz zaman deriz ki bu Mutezile ne büyük bir deistmiş. Yani neredeyse haşa kafir gibi. Halbuki ehl-i sünnet onları eleştirmiş. Bazı mesela akla verdikleri konum evet. Var. Onların çok böyle ehl-i sünnet genel anlayışa aykırı sert ifadeleri var. Yani onların kastı da bunların anladığı şekil değildir. Değildir. Evet, yani daha çok bir arkadaşım, anasını desem güzel bir söz var. Yani İslam'ın medeniyetinin zirvesinde bazıları dışarıdakilere cevap, çeşitli medeniyetlere, Hristiyanlık gibi bazı akımlara cevap vermişler. Bazen onların silahıyla silahlanmış, onların görüşleriyle cevap vermişler. Mesela Mutezile özellikle o yönden eleştirilmiş. Yani diyor siz Ahmet bin Hanbel eleştirirken öyle eleştiriyor. Diyor muhasibi gibi alimler. Siz onlarla tartışırken onların üslubunu benimsediniz. Şimdi bazı şeyler de kitabi kaldı. Geçmişteki asırdaki tartışmalar. Mutezile dahi onlara cevap verirken bugünkülerin kastettiğini hiçbir zaman kastetmemiş. Yani yanlış kabul etmekle beraber ehl-i sünnet tamamen bir arkadaşın deyimiyle şunu diyor. Onlar biraz da fikri jimnastik yapmış. Yani çünkü masa başında mesela hatta halkul Kur'an gibi kavramlar, onların niyeti hiçbir zaman ahkamın reddi değildi. Ha olayları değerlendirirken Yunan'ın etkisinde kalmışlar. Mesela çoğu zaman akla haddinden fazla değer vermişler. Üstadın belirttiği aklı selimin biraz dışına çıkmışlar. Fakat günümüzdeki şunu söylüyor. Bunlar da öyleydi. İnsan dikkat etmezse direkt öyle değerlendirir. Halbuki Mutezile olsun, diğer İslam mezhepleri olsun, ehli bid'at demekle beraber hiçbir zaman bunların dediği şekilde din dışı bir şey değildir. Evet. Bunu kastetmemişler. Hocam müsaadenizle kısa bir ara verelim. Estağfurullah. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet değerli Rehber TV izleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Hocam kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Hocam dedi ki yani örf esastır. Siz bir olay anlattınız. Karşıdakinin anlayışı da neyse odur. Hatta Üstad burada bazı örnekler veriyor. Mesela eski bazı deyimlerimiz var. Yani filanın ramadı çoktur ya da evinin külü çoktur. Evet. Şimdi bir insan yani buradan eskiler hepsi şunu anlamışlar. Nedir anlaşılan? Bu adam çok cömerttir. Yani evinde çok soba yanardı, çok yemek pişirilirdi, insanlara ikram edilirdi. Onun için buradan başka bir şey kastedilmez. Biri diyemez ki sen yalan söyledin, ben gittim baktım öyle bir şey yok. Ya da kılıncı uzundur örneği vardır. Ha adam çok uzun boylu değildi, siz bahsettiniz ama mecazi anlamlardır. Yani bu sözlerden kastedilen ki mecazdan da önce de bahsettik. Bir kişinin oradaki kastını esas alırız. Başka evet. Anlam peşinden koşarsak hata ederiz. Mesela modern dilden örnek. Çünkü bu aynı durumlar Kur'an'da da gelecek. Biz var olan dışından bir şey elde etmeye çalışırsak orada hata ederiz. Hatta diyor bazı alimler diyor bu açıdan bazı örnekler vermişler kitaplarında. Biz onlara bile takılmayız diyor. Yani maksat o bazı örneklere takılmayın. Mesela Mesnevi'nin sahibi diyor, ardından mesela Sadi Şirazi diyor, Emre Celaleddin Rumi. Evet. Onların kitaplarında çok tuhaf hikayeler, örnekler bulursun. Diyor sen oraya takılma. Hatta diyor gene de mazur görülmüşler. Yani görünce şaşacağınız hikayeler vardır, tuhaf gelecek. Bir o dönemde normal olabilir. Yani o dönemin kültürüne göre gitmek lazım. İki o örneği vermiştir. Yani o bütünlük içerisinde biz onu mazur görüyoruz. Hatta şöyle bir şey de ekleyelim. Yani bu da onların masum olmadığını gösteriyor. Bunu da biz ekleyelim. Evet. Demek peygamber değiller haşa ki. Yani melek değildir, insandır. Hataysa da onun hatasıdır. Ama yani o bir tanesi, iki tanesi örnek bütün o bütünü görmezden gelmek de o zaman asıl şeyi kaçırmak olur. Yani parça ardından, için bütünü kurban etmemek lazım. Aynı yani parça bütün. Ardından tembih kısmında
Kur'an'ın bir üslubuna değiniyor hocam. Bu modern evet, dünyada da özellikle bazı gençlerin çok tartıştığı bir şeydir. Yani bizim eşari selefi çatışması fikri açıdan. Evet. Mesela üstad burada şöyle bir husus, çünkü belagat açısından çok kuvvetli üstad, edebi sanatlar açısından. Diyor ki, şimdi bazı şeyler, tenezzülat-ı ilahiye diyoruz hocam. Tenezzülat-ı ilahiye nedir? Allah-u Teala bazı şeyleri biz insanların zihnine yaklaştırıyor. Bizim fehmimize, idrakimize uygun bir şekilde zikrediyor. Yani direkt bazı şeyleri Allah-u Teala deseydi, insanoğlu mesela وَشَمْسُ تَجْرِ مُسْتَقَرٍ لَهَا ayeti vardır. Evet. Güneş bir karara göre gidiyor. Bir karar yeri vardır. Karar kılacağı, duracağı yere doğru akıp gidiyor. Şimdi mesela eski insanlar, alimler bunu nasıl anlamışlar? Hocam biz gökyüzüne baktığımızda güneşin hareket halini görüyor muyuz? Evet. Bu ilk akla gelen. Evet. وَشَمْسُ güneş تَجْرِ مُسْتَقَرٍ اِلَى مُسْتَقَرٍ Li ila demişler. Arapçada bir gramer kuralı. Bir yeri vardır. Yani doğudan geliyor, batıya gidiyor. Ki öyle görüntü de gayet böyle. Aynen. Fakat diyor Allah alem diyor başka bir maksat vardır. Nedir? Güneşin de bir hareketi var. Güneş sistemi içerisinde güneşin dünya ile beraber akıp gittiğini. Yani fi mustakarrin. Yani bütün evrende bir hareket vardır. Bu harekette dünyanın hareketi ayrı. Demek ki güneşin gündüz gördüğümüz hani gece gündüz orada güneş evet. gitmiyor. Eskiden böyle anlaşılıyordu evet. ayetten. Halbuki biz biliyoruz güneşin de bir hareket var. Dünyayı da peşinden sürükleyip gidiyor. Şimdi Allah-u Teala o dönem direkt öyle söylememiş. Belki şork geçirecekler ne demek istiyor Kur'an. Yani bir buradan وَجَاءَ رَبُّكَ mesela ayet diyor. Rabbin geldiği zaman جَاءَ رَبُّكَ رَبُّ Allah-u Teala nasıl gelir? Yani burada direkt onun fehmine uygun bir şekilde söylenmiştir. Alimler sonradan tevil etmişler. Allah-u Teala'nın rahmetinin gelişi. Evet. Allah kişiden kalbi arasına girer. Hani ilk dönem ulema susmuş, hiçbir şey dememiş. Tabi'in nesli filan, müştehitler. Üstad bir yerde başka yerde muhakemat yine diyor ki onlar şek, şüphe olmadan saf, zihin, aklı selim ne denseydi kabul ediyordular. Ama şimdiki günümüzdeki insan böyle değil. Cedelleşiyor. Hocam bu ne demek istiyor diyor. Onun için diyor biz bunları bu şekilde tevil ediyoruz. Tevilden de öte aslında diyor Arapçada da var. Esali bir Arabiye diyor. Arapçanın usubundan diyor. O bazı belagat kurallarını da getiriyor. Bu وَشَّمْسُ تَجْرِ الْمُسْتَقَرِينَ evet. örneğindeki gibi. Onun da yani tenezzülat-ı ilahiye dediğimiz Allah-u Teala'nın bazı Kur'an'ı anlarken bazı hükümlerin, ayetlerin, bazı ifadelerin bizim zihnimize yakınlaştırmak için ifade edildiğini bilmemiz lazım. Evet hocam. Hocam 11. mukaddimeye geçelim isterseniz. Kelam-ı vahitte ahkam-ı müteaddide olabilir diyor. Bize bunu açar mısınız biraz? Hocam kendisi rahimehullah bir hadis-i şerif zikrediyor. اَنَا وَالسَّعَةُ كِهَذَيْنِ صَدَقَ رَسُولَ فِي مَقَالٍ Yani ben ve saat, kıyamet. Kur'an-ı Kerim'de hocam geçen bütün saat kelimesi kıyamet anlamında. Evet. Bizim bildiğimiz saat anlamında evet. değil. Ben ve saat, Efendimiz şöyle diyor, yan yanayız. Şimdi üstad mesela, bu bir ifadedir. Kelam-ı vahittir, tek bir. Ama ahkamları nedir? Hatta diyor, bir sadef çok cevher, yani bir inciğin içerisinde çok cevherler olabilir. Bazı önermeleri ifade ediyor, bazı cümleleri, yani işin teknik yönüyle ilgili. Mesela kaziyelerin her biri, yani önermelerin her biri ayrı birer madenden çıktığı gibi ayrı ayrı birer semere de verir. Yani her bir önermenin birçok sonucu olabilir, evet. neticeleri olabilir, hükümler çıkabilir. Dediğim gibi hadisi zikrediyor. Diyor birincisi bu hadisten bazı manalar çıkar. Bir, mesela mabeynimizde yani ben son peygamberim anlamı çıkıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor benimle kıyamet arasında biz böyleyiz. Böyle derken evet. arada başka peygamber gelmeyecek. Bu bir anlam. İki, burada bir mucizeden bahsediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçin dediği gibidir. Yani kastı neyse odur. Başka bir şey söylenmez. Hatta şöyle diyor. Bu kelamdan kasıt peygamberin tevatüren söylediği bir sözdür. Bu söz peygamberindir sallallahu aleyhi ve sellem. Hı. Bir kişi bu sözü inkar ederse ne olur? Kibir sahibi olur diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü reddettiği için. İki, kelamın manayı muradı hak ve sadıktır. Kelamın manası neydi? Dediğimiz gibi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yani son peygamber evet. oluşu. Bu kısmı inkar eden de kazip olur. Allah korusun dinden çıkmaya kadar götürür. Hmm. Eğer evet. peygamber gelişini vehmettirecek bir şey söylerse insan. Evet. Üçüncü kaziye. Üçüncü önerme de üstad diyor bu da benim görüşümdür. Hatta şöyle diyor.
teşehi ile değil, hırsla söylemiyorum, bir içtihat neticesidir. Zaten müştehid de başka bir müştehidi taklit edemez. Yani üstad müştehidim diyor. Allah-u Alem yani hak ediyordur da. Evet. Burada şöyle bir şey söylüyor hocam. Bir insan bu hadisi reddederse eğer içtihadıyla, yani başka ayet ve hadislerden yola çıkarak bu hadisi sırf hadis olduğu için değil, mesela senedinden adam diyor sorun var, ben reddediyorum. Evet. Senette sorun var. Ya da şu anlam diyebilir, bir şey söyleyeyim, başka bir ayette beraber diyor. İtiraz ederse, yani aklı selim, kalbi selim bir şekilde ama ilmi açıdan, İslami bu şekil red ederse içtihadıyla ne diyor, büyük günah sahibi olur ne de küfre girer. Çünkü diyor, zira am bir hassın intifasıyla müntefi değildir. Am dediği umumi şey, yani peygamberlik bir hassın, bir hadisin iptaliyle zarar görmez. Evet. Peygamber aleyhisselam son peygamberdir ama bu hadis gelmedi diye peygamberimiz halal gelmez. Burada yine bir ilke veriyor. Yani hadisi külliyen toptan reddetmek ayrı ama sahih bilinen bir hadisi bir alim işte bu dediğimiz gibi ilmi kriterleri değerlendirerek evet. Aynen reddederse o bu kapsamda değildir. Yani olumsuz bir şey söylenmez. Hatta bununla ilgili diyor aynısı hatimede. Bu üç kazıya hadiste cereyanı gibi ayette de cereyan eder. Mesela ben burayı okuyunca aklıma şey geldi. Fasalli li rabbike venhar. Kevser suresinde bildiğimiz ayet. Bütün hocam meallere bakın. 2-3 meal hariç belki Türkçe'de şöyle görürsünüz. Fasalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl. Venhar kurban kes. Evet. Ama venhar kurban kes anlamına gelmiyor. Başka anlamları da var. Kurban niye hocam vaciptir Hanefi mezhebinde? Çünkü venhar'ın başka anlamları da var. Mesela namaz kılarken kıbleye dönmek. Verilen anlamlardan biri budur. Hmm. Ya da ellerini tekbir alırken şöyle kaldırmak. Nahr, boğaz. Boğazıyla bütün bedeniyle dönmek ve ellerini götürmek. İşte farklı anlamlar ki Şafiiler bunu aldığı için sünnet-i müekkede kapsamında. Hmm. Yani ayetlerden bir ifade, mesela şimdi hatırlıyorsan geçen programda da söyledik. Tefsirde bir şeyin yer alması eşittir ayet değildir anlamında evet. Bir şeyle söyledik. İşte hocam bunlar tevildir, yorumdur, lugat delili getirilir, hadisten delil getirilir. Kur'an'ın ifadesinde de bu vardı, bazı anlamlar çıkar. Onun için bir insan benim görüşüm hakikatin merkezidir, diğerleri kulliyen batıldır deme hakkı yoktur. Evet. İşte mezheplerin varlığının bir neticesi de budur. Böyle bir insan, çünkü buna yani bir şeyin varlığı ayrı, onun bir anlamı ifade etmesi ayrı bir şeydir. Ayet vardır ama anlam farklıdır. Yani toptan reddetmiyor, toptan yanlış değilse evet. Bir nevi müsamaha gösterebilmek lazım eğer delilleriyle konuşuyorlarsa. Evet, aynen. Yani bu hadis ilminde de öyledir. Evet. Resulullah da önceki programlarda işledi geride. Yani bazı zayıf hadisler uydurma olur, o ayrı bir şey ama bu ayrı. Evet. İlmi açıdan. Bu şekilde hocam. Hocam 12. mukaddimeye evet. Geçelim isterseniz. 12. mukaddime önce mukaddimedir sonra meselelerdir. Hatta evet. Yanlış desem 8 mesele mi var? Ha yok 12 mesele pardon. 12. mukaddime 12. mesele. Tabii belki hepsini işleyemeyiz. Evet, ama üstadın muhakematta vurguladığı çok önemli bir husus var. Özellikle eleştirdiği ehli medrese seyidalar var. Diyor buna zahirperesttir. Yani görünleni yani ön ne diyor hocam? Aynen. Aynen. Yani bu tefsirlerde de öyledir. Çok yoğun vardır tefsirlerde de. Mesela lübbü bulmayan lüb ulul elbab diyoruz. Evet. Öz. Kışır ile meşgul olur. Kışır ne hocam? Kabuk. Kabuk. Evet. Yani hakikaten hatırlıyor. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Hayal alemine gider. Sırat-ı mustakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Hatta bundan bazı hadislerin uydurulması çıkıyor. Bazı Müslümanlarda da bu var. Mesela Allah-u Teala'nın ayetleri ortada, hadisler ortada. Adam kanaat etmiyor. Hadis uyduran birine demiş, niye uyduruyorsun? İnsanları Allah'ın dinini yaşamaya teşvik ediyorum. Bu nedir? Bu Allah-u Teala'nın gönderdiğine razı olmamaktır. Evet. Yani Üstad da onu söylüyor. Dine ekleme yapanlar vardır, dinden çıkaranlar vardır.
alimler dine ekleme yapıyor, yapan yani bu tarz. Evet. Cahiller eksiltiyor. Onun için modern dünyadaki insanlar da cahildir. Hep İslam'ı kısmak istiyorlar. Mesela Avrupa'daki işte light İslam anlayışı gibi. Alimlerimiz de çeşitli zamanlarda ne yazık ki eklemeler yapmışlar. Bu var olan hakikate yani kanaat etmemektir. Hocam bu mübalağa ettirir. Üstad da diyor kar topu gibi büyür. Bir örnek daha verelim ki mesela. Allah Resulü Aleyhisselam zamanında bazı sahabeler hani diyor kimleri diyor hep gece namazı kılacağım, hep oruç tutacağım, hiç evlenmeyeceğim. Efendimiz kızıyor. Hatta üç gün üst üste Efendimiz başka yine bir hadis yememiş, içmemiş, oruç tutmuş. Yani savm-ı visal deniyor. Evet. Birleşme. Bazı sahabeler öyle yapmak istemiş, Efendimiz kızıyor. Bu örneklerde Efendimiz niye sert tepki vermiş? Hocam çünkü olmasaydı bir sonraki nesil bunu sünnet ad ederdi. Üç nesil sonra emin ol şöyle denirdi. Farza kadar gelirdi. Farza kadar gelirdi. Bir, aynen. Yapmayanı neredeyse tekfir edecek. Var mı örnekleri? Gelir. Var öyle örnekler. Var, var. Bazı gecelerle ilgili adam namaz uydurmuş. Uydurma, kesin uydurma. Evet. Yok yani. Nasıl anlatıyor biliyor musun? Özellikle bayanlarda bu çok oluyor. Çünkü duyuyoruz. Ya Efendimiz demiş ki bu namazlar münafıklara ağır gelir. Nerede geçiyor? Hatta bir yerde demiş ki Buhari'de. Ya diyor baktık ki ne Buhari var, ne Beyhaki var, ne Deylemi, ne Firdevsi. Hiçbir kitapta yok. Yani bu çok tehlikelidir. Bu, üstad, yani onun için hakikaten keşke bu kitaplarımız medresede, Arapçası da var. Keşke medreselerimizde okunsaydı. Hocam aslında... Bizim tarihte de bu örnekler çok. Evet hocam. Özür diliyorum. Şu anda bilgi çağı olduğu için gerçekten çok fazla bilgi kirliliği de var. Yani teknolojiyle bilginin çabuk çoğalmasıyla beraber özellikle bilgi kirliliği çok çok çabuk yayılıyor ve maalesef insanlarımız da hiç zahmet edip araştırmıyorlar. Google'a bakıyorlar. Google'a artık modern hadisler uyduruluyor ne yazık ki şu evet, internette. Yani Google'u alim ilan etmişler. Hadisleri evet. Google'a soruyorlar. Ayetleri Google'a soruyorlar. Ayetin manasını Google'a soruyorlar. Google kimin elinde? Google'u kim yönetiyor? Evet. Google'a kim bilgi yüklüyor? Tabii hepsi yanlıştır demiyorum değil, ama tabii. Ama var yani genel olarak kendimiz de görüyoruz. Bildiğimiz şeyleri araştırırken bile alttan böyle yandan uçtan kesip çok farklı bilgiler de veriyorlar bize. Güç kimdeyse bilgi ondadır. Üstadın geçen hafta ne işledik? Eskiden ilim güce egemendi, kuvvetti evet. Ama şu an kuvvet ilme egemen olmuş. Evet. Üstad bu zahirperestlere saldırıyor dedik ya. Bunun için hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını örnek veriyor. Onlar mesela diyor ki bak Peygamber zahiriyunun efkarını teşviş eden ve hayalatını intizamdan, düzenden çıkaran sıdkı enbiyanın delaili yalnız harikulalerde münhasır olduklarını itikad etmeleridir. Hakikaten yani bazen hocalar anlatıyor din güzellik namına Peygamber aleyhisselam'a anlatıyor. Sanki diyorsun bir melektir. Sanki yani bir insan yok orada. Peygamber aleyhisselamın hayatını hep mucizelerle anlatır. Sen böyle anlattığın zaman Resulü aleyhisselam hani bana örnek olacak? Mucize yoktur anlamında değil. Evet. Hatta peygamberimizin cümle hali veya ekseriyeti, üstadın ifadesi, harika olmak itibar etmeleridir. Öyle saymalarıdır. Yani Resulullah aleyhisselamın hayatı neredeyse tümüyle mucizedir diyor. Hatta bazı kitaplarda şöyle diyor, gölgesi yoktu. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ De ki ben sizin gibi bir insanım. Beşerin gölgesi olur olmaz mı ya? Ki uydurma şeyler yani. Halbuki yani bu varlık alemi buna müsaade etmiyor. Bilakis diyor, üstad devamında anlatıyor, adetullah'a, şu an sünnetullah diyoruz. Allah-u Teala'nın kendi alemde bir kuralları vardır. Bir hicreti düşünelim. Peygamber hocam acı çekmiş, eziyet evet. Görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'da dişi kırılmış. Üstad bak o zaman itiraz ediyor. Ne yazık keşke bunlar okutsaydı medreselerimizde bu anlayış. Peygamberimizin her bir hal ve hareketi sıdkına delalet ve hakka temessüküne şehadet etmekle beraber Peygamber de aleyhisselam adetullah'a ittiba ve inkiyat ediyor. Bizzat hayatı böyledir. Yani sebepler dairesinde yaşamış. Hicrete gidiyor, üç gün mağarada kalıyor, onlar ortam iyice hatta ters yöne gidiyor. Bedir'de, Uhud'da görüyoruz, savaşta tedbir almıştır. Hani bazı sahabeleri görevlendirmiştir, istihbarat bilgisi toplamıştır. Yani öyle basit bir şey yok. Yani hep Allah-u Teala'dan mucize bekleme değil. Mucizelerin varlığıyla beraber
Hatta bu açıdan ubudiyette de zirvedir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani o nedense öyle de anlatılınca artık şu da var. Bu İslam'ı biz artık yaşayamayız. Böyle bir dini yaşam neredeyse İslam'dan umudunu kesen insanlar var hocam. Üstad yani geçtin Allah razı olsun. İlginç yani bir ilginç. Hatime'de hocam güzel bir şey var. Seyit olmayan seyidim ve seyit olan değilim diyenler işte günahkar olurlar. Yani az önce dedik ya bu örneği niye veriyor? Devamından geliyor. Dinden bir şeyi fasl yani ekleme ve olmanı vasl etmek. Pardon, bir şey fasl ayırmak ya da olmayanı eklemekle ilgili bu cümleyi söylüyor. Yani seyit olmayan seyidim derse bir şey eklemiş olur. Evet. İlginç bir şey vardır. Birileri zorla üstadı seyit yapıyor. Tevafuk-u Rabbani, cilve-i Rabbani, üstad seyit bahsine değiniyor. Çünkü Türkiye'de özellikle bu oldu. Hatta birileri uydurma belgelerle, birileri oyuna geldi. Türkiye'de meşhur bir iki hoca. Uydurma belgelerle üstadın illa seyit. Bir kere üstad seyittir değildir, bilmiyoruz. Kendisi diyor ben değilim, başka ifadeleri var. Yani ben meşhur bir aileden değilim, seyit olmadığımı da biliyorum demekle beraber. Evet. Şu ifade dahi demek gelecekteki birilerine cevaptır. Bütün o ifadeleriyle beraber kim de seyit olmayanı seyit zorla yaparsa günahkardır. İki, üstadın hayatı ortadadır. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan dolayı bilmiyoruz. Kendisi diyor değilim. Bu onun büyüklüğüne gölge düşürür mü? Düşürmez. Düşürmez. Hatta böyle söyleyen neredeyse kendi görüşünde olmayanları da yani üstad çünkü bir Kürt coğrafyasında doğdu yani. Diyor bunu yapanlar ırkçılardır. Allah Teala bizi korusun. Hmm. Bunu da ben bir cilve-i Rabbani böyle bir cevap niteliğinden belki gelecekte Allah Teala ona söyletmiştir. Bir cevap niteliğinde. Çünkü dediğim gibi üstad ömrü bunlarla geçmiş. Yani üstadın hep yapmaya çalıştığı dengeli bir İslam. İslam'da denge esastır, muvazene. Ne ekleme yapalım Allah korusun ne çıkarma yapalım. Bununla ilgili temel düşünceleri öyle yani. Hocam mesela mucizeden bahsettiniz. Geçmiş peygamberlere de bakıyoruz. Bize mucize göster diyorlar. Peygamberler mucize gösterince siz sihir yaptınız diyorlar. İnkar yani ediyorum. İnanmak istemeyen mucizeyle de inanmıyor. Böyle gidiyor. Hatta üstad onu da veriyor. Mucizelerin var ki zaten başka kitaplarında da anlatıyor. Evet. Peygamberlerle ilgili özel kitap var. Şunu söylüyor. Var olan mucizeleri dahi yani çok mesela Şakk-ı Kamer örneğini veriyor. Şakk-ı Kamer gibi bir mucizeyi çok özür dilerim üstadın yani ben kendi ifademi söylüyorum. Diyor sulandırdılar. Nasıl? Bazı rivayetler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ayı ikiye böldü sonra ay geldi cebine girdi. Üstadım bak. Yani var olan mucizeleri dahi diyor biz artık orada layık görmedik. Daha da büyüttük. Aynen yani sulandırma. Bu sulandırmadır. Hı. Mucizeler var. Fakat dediğiniz gibi çoğu zaman da müşriklerin mucize isteğine Kur'an red cevap vermiş. Evet. Ama kimi zaman da meydana getirtmiş. Çünkü o bazı zamanlar Allah Teala gerçekleştirseydi onu helak edecekti. Eski peygamberlerden de. Hocam hatimenin hatimesi çok güzel bir şey hoşuma gidiyor üstadın. Diyor bir adam müstaid uygun ve kabil yapabildiği şeyi terk ve ehil olmayan şeyi yapabildiğini terk etmesi ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Şeriatlar değişik değişti. Bu şeriat ayet şeriatıdır. Bir de evrende kulli bir şeriat vardır. Şimdi hocam hatta diyor ki elhasıl geliyor ferah fis sanat olmaktır. Üstad burada diyor ki ey Müslümanlar uzmanlaşın. İslami yolumla Allah-u Teala herkesi bir yetenekte yaratmış. Yani bunu biz mesela başkası yapınca Müslümanlara hoş geliyor. Bir meşhur film var Hintlilerin yaptığı. Üç Aptal diye bir film var. Hani adam bir şey olmaz diyor, aile bir şey. Ya hocam al sana bak üstad bunu söylüyor. Keşke biz bunu alıp daha güzel şekilde ifade edebilseydik. Yani yüz küsür yıl önce söylenen bir şey. Ey Müslümanlar bu zaman ihtisas zamanıdır. Fenafis sanat yani bir şeyde uzmanlaşın. Ya sen edebiyat alanında iyiysen gidip doktor olma. Evet. Ondan sonra adam doktor olduktan sonra edebiyatla ilgileniyor. Neredeyse hastalığıyla ilgilenmiyor. Adam hoca değil başka bir iş hocalıkla ilgili mesela fetva veriyor. Halbuki fetvayı her hoca da veremez. Evet. Özellikle yani bizde böyle bir şey vardır. Bir işe hakim olmamak vardır. Hatta ehli ilmi anlatırken diyor ki ilme hizmete bedel bazıları alim oluyor ama ilme hizmet için değil. İlmi kendine istihdam eder, ilmi kendi menfaatleri için kullanır. Evet. Allah korusun.
Kendisi bunu Darülfünun eski örnekleri de verir Osmanlı devrinde. Hatta diyor bu olduğundan dolayı medaris indirasa, yani medreseler ilim çöktü. Bunun en büyük şeylerinden biri de doğu medreselerinde bu uzmanlaşmayla beraber bir sapmayı örnek veriyor üstad. O sapmayı da şöyle anlatıyor. Tembih. Tembih dediğine göre evet. Çok önemli. Ulumu medarisin tedenisine, yani medreselerin çöküşüne ve mecra-i tabiiden çevrilmesine bir sebep mühim. Ulumu aliye tabiri var hocam. İki tabir burada önemli. Ulumu aliye vardır. Ulumu aliye, ulumu aliye. Şimdi diyor ki ulumu aliye maksud, yani asıl maksat haline geldi. Ulumu aliye terk edildi. Hocam 110 yıl önce söylenen ifade şu. Bizim medrese diliyle söyleyeyim. Medresede hani bazı ilimlerden bahsedilir. Temeli nahivdir. Evet. Diyor biz bu nahiv ilimlerini aldık. Bedi'idir işte, sarfıdır bunun, vadahtır, şiirdir, bir sürü çeşitleri vardır. Bu alet ilimleri araçtı. Amaç ise Kur'an'ı anlamaktı, hadisti, tefsirdi, akaitti. Bu ilimleri Allah'ın kelamını anlamak amacıyla öğrendik. Fakat diyor biz o alet ilimleri dediğimiz gramer ağırlıklı ilimleri amaç esas haline getirdik. Amaç haline getirdik. Maalesef. Ne zaman diyor hocam? 100 yıl önce. Bizim medreseler hala bir 20 yıla kadar önce tahmin edin. Yani 2000'den sonra bir dirilme oldu. Hatta Molla Burhan, Allah sevindir, bir talebesi vardı. Şöyle bir şey anlatıyor. Diyor bir dönem bazı ilahiyat hocaları gelmişti bizim Seyda'yı ziyarete. Diyor Seyda biraz kızdı diyesi birçok ilahiyat hocası şöyle 90'lı yıllar. Yani kaynaklara dahi gitmeden konuşuyorsunuz. Nedir yaptığınız şey? Evet. Demiş hocam siz gençleri İlahiyatlara yönlendirmiyorsunuz. Yani icazet verip tabiri caizse adam ortada kalıyor. İslami ilimlere vakıf olmayanlar geliyor. Evet. Ondan sonra diyor gerçekten ciddi dönüşümler oldu ama orada da şu var. İşte o zaman seyyidalarımız gramer dışında konuşmaya cesaret ediyor. Diyor ben nasıl konuşurum? Hocam konuşma. Tefsir okut, hadis okut. Elhamdülillah 20 küsur yıldır var bunlar. Üstadı keşke hocam bu muhakemat medreselerimizde okutsaydı ki üstad da doğu medreselerinden gelme. Evet. Yani demek ki ne fersahlar kat ederdik. Ki üstad bunu da söylemiyor. Medrese-i Zehra'nın projesi bütün bu İslami aliye aliyelerle beraber bir de fen bilimleriydi. Evet. Yani üstad nereye, biz nereye? Hocam mesela şeyden bahsettiniz. İlimde ulum âli, alet ilimleri. Hocam ilimde evet, ilimde ilerleme, hani ihtisaslaşma. Evet. İnsanımız şunu da kaçırıyor aslında. Bir konuda uzmanlaşırken altyapısını sağlam oluşturmuyor. Hani altyapı sağlam olmayınca öğrenilen ilim de insanı bir nevi şeye götürebiliyor. Sapmaya götürebiliyor. İnancından olsun, yolundan olsun sapmaya da götürebiliyor. Hocam kısaca toparlarsanız programı bitiriyoruz. Hocam tabi kitabımız bitmedi ama bu inşallah mahkemeyle ilgili son programımız. Üstadın muhakemat büyük tefsirinin mukaddimesi girişidir. 60 ciltlik. Maksadı 60 ciltlik bir tefsir yazmak ama asıl hayalindeki her alanda uzman ihtisas sahibi Müslümanların bir tefsir yazmasıdır. Yani kulli ortak akılla. Özellikle üstad İslami ilimlerin bu amaç en sonunda bitiren aliyeye yönelmesi gerektiğini, evet. Müslümanlar tembelliği bıraksınlar, çok başka ifadeleri var, zamanımız yok. Mecazı, yani İslami ilimleri öğrenirken özünü kaçırmasınlar, zahirperest olmasınlar, bazı şeylerin kabuğuna yapışmasınlar. Bunu yaparken de tefsirin temeli olan Resulullah Aleyhisselam'ın konumunu devre dışı bırakmasınlar. Gördükleri bazı çürük, gelen ki hadiste de zaten o şeyler var. Bunları bahane ederek, bunları devre dışı bırakmasınlar. Yani hem modernistlere cevaplar bu mahiyette hem de geçmişi kutsamayın diyor. Geçmişi kutsamayla beraber yani tenkit de olsun fakat tenkit yaparken de bir altyapı olsun. Bütün Müslümanlara da şu mesajı var en son diyelim belki. Hani aklı selim önemlidir. Evet. Onu kaçırmayalım. Ey Müslüman ne iş yapıyorsun? Yap. Fena fi sanat. Kendi işini en iyi yap. Bazı Müslümanlar var. Adam işini bilmiyor getiriyor oraya. Hocam yolda öğrenir. Kervan yolda düzülür. Üstad bunu da eleştiriyor. Nice İslami çalışmalarda da bunlar var. Ya adam bu işi yapamıyorsa verme. Onu yapsın uygun olan ne varsa evet. Herkes kendi yapsın uygun işi yapsın. Ağaç yaşken eğilir diyoruz hocam. Evet. Evet değerli Rehber TV izleyicileri, bir kitap tahlili daha programının sonuna geldik. Muhakemat kitabını işledik. Haftaya başka bir kitapla karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.